Muhakkak sıkmalısın. Aa, yoksa parkeler falan kabarır. Yemyenden keserim. Günaydın desene. Deniz, günaydın, günaydın. Sabahın 8.30'unda. Deniz işe gitmeden önce kahvaltısını yaptıracağım şimdi. Biliyorsunuz Deniz çok erken kalkıp çok önemli bir işi var. Oraya gitmek zorunda. Çok büyük sorumlulukları var. Değil mi? Aa, olmaz. Gitmezsem olmaz. Değil mi Deniz? Hı? Mesleğiniz nedir sizin acaba? Ha? Öpücük mü atmak? Şunu oraya koymak zorunda kaldık. Çünkü arkadaş eline geçirirse şurada duruyor normalde. Pıt pıt koşuyor, hop içine atıyor. Size Deniz'in sesleri eşliğinde bir kahvaltı hazırladım. Bu acı değil bu arada. Aa, odak. Deniz'le beraber yiyeceğim için tuz koymuyorum ya. Mama geliyor. Gördüğünüz gibi yeni kadının bugün de geldi. Çok seviyor temizlik yapmayı, yapacak bir şey yok. Annem dayanamamış, almış. Evet pembe, evet Barbie, evet temizlik takımı. Ama seviyor. Ay Deniz, ileride çok büyük bir temizlik firması zinciri mi kuracaksın yoksa? Ha? Bir de bayağı yapıyor yani. Faraş falan bile kullanıyor. İçinden geliyor çocuğun herhalde. Bakar mısınız nasıl yapmışlar? Gerçekten vide de bu. Her şeyiyle. Çok iyi yapmışlar. Dün biraz gitarımı sildi bununla böyle. Değil mi? Dün benim gitarımı temizledin değil mi? Al. Heh, suyunu değiştir bakalım. Sık. Şaka gibi ya. Bir yaşındasın ya. Bir. Muhakkak sıkmalısın. Aa, yoksa parkeler falan kabarır. Yemyenden keserim. E sular döküldü. Sular döküldü. Koltuk altları ne kadar alıyor ya? Bizimkisi maşallah. Bayağı yapıyor yani. Mesela şurada arkada motor var. Ne bileyim, şu bisiklet gibi bir şey. Şurada legoları, bir sürü oyuncak ama bu. İzmir'de bir hafta kaldık. Eve geldik. Şurada şu separatörün arkasında duruyordu bu. Anında kucağımdan indiği gibi hop çıkarttı biladığı, yerleri silmeye başladı. Suyunu değiştirmeyecek misin? Deniz. Oraları da sil. Yalnız çok dağınık çalışıyor. Bakar mısınız? Çok dağıtıyor yani.
Tertip düzen yok ama şeyi çok, ütüsü çok güzel. Ütüsü harika, değil mi Deniz Hanım? İlla buraya geleceksin, değil mi? Tuvaleti hasta. Şu duşun içine giriyor, orada öyle takılıyor. Hadi gel gidelim. Ne yapacaksın oraya girip ya? Kıstırık uyuyormuş. Göremeyeceğiz. Ama sen rahatsız edersen uyanır belki. Cama falan vur villadayla. Islak mı? Bakabilir miyim bir? Bunu boş ver. Islakmış ama bu ya. Ben sana kurusunu da vereyim istersen. Biz Dion'la bugün, şimdi Dion doğum yapacak dedim ya, komşu arkadaşım yani. Önceden izlemiş olanlar biliyordur da. Şimdi onun çocuğun odasının sadece halısı kaldı. Bugün Atlas halıya gideceğiz. Beraber işte, çünkü bizim evimizin halıları Atlas ve bence çok güzel yani. 3 sene, 4. senesinde bütün evin halıları. Deniz'in odası da, Deniz'in odası eski misafir odasının halısı. Almadık yeni ya. Gerek yok yani. Ondan sonra harika yani halılar. Bir kere temizleyici, yani yıkamaya verdik bir kere. Süper. Çok güzel idare ediyor. Halı bakacağız. Sonra ben yün alacağım. Şu elimdeki pomponu anlatacağım size. Şunu unutacağım. Bu pomponlardan harika bir şey yapacağım. Size de göstereceğim. Ama bu çok küçük. Bunu biraz daha büyüğünü yapmam gerekiyor. Bu zaten şey, yün olmadığı için, bakın şöyle ışıltılı, garip bir şey. Bu yün olmadığı için çok böyle şey, puf puf olmadı. Ben puf puf olmasını istiyorum. O yüzden bayağı yün alacağım yani. Ben mesajına cevap vereyim, ne yapıyorsun falan filan demiş. Ne kadar erken gidersek o kadar iyi. Sabah çok başım ağrıyordu. Hiçbir şekilde çekemedim. Hiçbir şey çekemedim ya. Kaç gün oldu, hala şu gözümden gelen ağrı geçmedi. Delirtecek beni. Şurada bir tane küçük elektrik şeyi var. Şu işte. Onu böyle üzerinde bir şey var. Onu çevirdiği zaman bütün kablolar elleyebiliyor. Ben de onu elliyor diye, çeksin oradan diye. Şöyle bir şey yaptım. Bir çıkışı var orada ve şu anda başında. Çok merak ediyor. Çok. Çalalım bari. Benim danslarım çıkmazsa hiçbir işe yaramaz yani. Gel hadi. Çekiyorum. Aman çalıyorum bak. Someday maybe bak şöyle yapalım Deniz. İspanyol. Hadi sen çal, ben basayım. Evet. Şimdi Kiss Me çalalım gel. Swing that swing and step. You wear the shoes and I wear.
Elindeki bu arada şey, hiç kullanmadım, aldım ama kaş fırçası. Bu şekilde kaşlarınızı kasran karası boyayabilirsiniz. Ama o daha çok gitarın içine sokmakla ilgileniyor. Penamı falan attı içine. Çok güzel. Hadi bakalım. İnce tele çok fazla abanmadan. August Rush diye bir film var, izledin mi? Çocukları çalıyor. Böyle bir şey çalıyordu. Orada Jonathan Rice bilmem ne diye bir adam oynuyordu. Gözde buradan izliyorsan seni şu an gömeceğim. O filmde oynayan çocuğun ben fotoğrafını kullanıp MSN'den kuzenimi kandırdım. Ama ne kandırmak, bak ne kandırmak. İngilizcesi de o zaman çok yoktu Gözde'nin. İngiltere'de yaşadı, geldi ve güzel konuşuyor şimdi tamamen. Çok benden daha iyi biliyor da. İşte şey... Nerede? MSN'den bir şekilde... O Facebook muydu ya? Facebook galiba. İşte bu mesaj attım ona bilmem ne. İşte ben dedim New York'ta yaşıyorum. Evimin fotoğraflarını falan atıyorum ama. Sözde nerelerde neler buldum artık. Ne eğlendim. Bu ne yapacağımı bilemedim. Bir yandan bana mesaj atıyor. Böyle bir çocuk bana ya, şu anda bir şeyler yazıyor diye. Ondan sonra da ben olduğumu söyleyince tabii biraz yıkım oldu onun için. Ama adam bayağı iyi yani. Tabii şu an sokaklara düşmüş bir ayyaştı en son adam da. Jonathan Rice Meyers diye mi yazılıyordu soyadı? Biz kaldırıyorum ben gitarı. Hemen öyle parmak yok. Al bakayım. Şöyle tozlarını al bakayım ince ince. Şuralarda bir sürü toz var bak al. Aa kaçan böyle şey görüyor musun? Al. Tamam at içine. Ruh. Ruh yiyeceğim. Hadi dışarı çıkacağız. Atla sağlığı, atla sağlığı. Neyse o filmi izlemediyseniz bakın izleyin. Çok güzel bir film ya. August Rush. Çok iyi ya. Eski bir film. Yani çok eski de değil de. Çok güzel film hacı. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu, aldım onu içeriye, çeki 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 ötsün diye, pır pır ederken canlandı ellerim bak. Akustiğini bozduk, gittik, gitarı mahvettik, hadi kalk.